Heyet keşif yaparken herkes kendine dikkat edecek. Başı bozukluk istemiyor. Şimdi bunlar size sorarlar. Gizliden, açıktan. Unutmayacaksınız. Gülnaz'la Merdo'nun irtibatı bahis konusu değildir. O gece Gülnaz'la Merdo görüşmemiştir. Tamam. Malumunuz, önümüzde bir evlilik vardır. Öncesinde ya da sonrasında Gülnaz'ın Merdo'yla hiçbir ilişiği yoktur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Gülnaz? İyi hadi gidin. Sen ne kaldın? Baba. Ya Merdo, o ne diyecek? Ağzını bağlayamayız ya. Merdo'nun konuşacağına ihtimal vermem Kadri. Beyim mahkemeye gelmiş. Hoş gelmişsiniz Hakim Bey. Hoş bulduk Latif Bey. Sizler de hoş gelmişsiniz. Tanıştırayım efendim. Oğlum, kızlarım, hanımım. Yoldan geldiniz, yorulmuşsunuzdur. Sizin için sofra hazırlattık. Keşiften önce bir ağzımız tatlansın. Hele şu işimizi bir halledelim. Sonrasına bakarız. Siz nasıl uygun görürseniz hakimim. Mahkumu getirin. Keşif düzeni alalım. Sence ne söyleyecek? Bilmiyorum Sultan. Bunca yıllık arkadaşım ama bilmiyorum. Sevda gözünü kararttı. Kelepçeyi çıkaralım. Evet Merdo, bu gece ne oldu? Nereden geldin? Olay nasıl yaşandı? Hiçbir şey atlamadan anlat. Avukatın bunları sana söylemiştir zaten. Merdo, biz ne yapacağız? Biz nerelere gideceğiz? Biz nasıl çözeceğiz bunu? Kaçacağız Gülnaz. Gel benimle. Bu gece ben yalnızdım, tektim. Atlar için gelmiştim. İçeride huysuzlanan bir at varmış. Onun için geldim. Gülnaz neredeydi? Burada görgü tanı olarak geçiyor. Merdo bak bizi bulurlar, bize huzur vermezler, bize dirilik vermezler. Sen biliyorsun bizim çileri. Kurban oldum bak. Sana söz veriyorum. Yerin yedi kat dibine de girsen ben senden ayrılmam. Tam hatırlamıyorum Hakim Bey. Çeşmenin orada olabilir ama bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Nasıl yani? Onunla hiç konuşmadınız mı? Yok Hakim Bey. Ben burada seyis olarak çalışıyordum zaten. Hani bir seyisin bey kızıyla konuşması yakışık almaz. Siz çeşme tarafında mıydınız? Peki oraya geçin.
Ben huysuzlanan atla konuşurken... ben atlarla konuşurum da hakim bey. Hani öyle sakinleştiririm. Abdurrahim abi geldi. Ben yokken çok öfkelenmiş zaten. Aranızda bir husumet var mıydı? Yok hakim bey, ben Abdurrahim abiyi çok severdim. Ama o gece gözü dönmüştü. Beni öyle görünce... Ne ediyorsunuz ulan siz? Abi biz konuşuyorduk öyle. Rahim abi kurban olayım, bırak bizi. Biz birbirimizi seviyoruz abi. Bırak peşimizi de gidelim. Konuşmama öfkelendi herhalde. Hani işini yapmıyorsun gibisine. Bana sesliğimi hatırlattı. Sonra silahını çekti. Kurban olayım bak, yok, yapma Rahim abi. Yok yok abi, bildiğin gibi değil. Yanlış anladın sen bizi. Ben yapma Abdurrahim abi dedim. Bir kaza çıkacak deyip... kolunu tutmaya, göstereyim mi hakim bey? Böyle silah olan kolunu sıkıca tutmaya çalıştım. Sen ne yaptın o sırada? Ben yapmayın dedim. Bir kaza çıkacak dedim. Peki daha önce bu şekilde kavga ettiklerine şahit olmuş muydun? Yok. Hiç olmadı. Ben böyle tutunca hakim bey silah yere düştü. Abdurrahim abi almak için yeltenince ben böyle ardından onu tutup böyle mani olmaya çalıştım. Peki atlar? Nasıl? Az önce atlar huysuzlandı demiştin ya. Böyle bir kavgada çok fazla gürültü çıkarmış olmalılar. Konaktan kimse bu gürültü duyup gelmedi mi? Yani yok hakim bey, atlar benim işim, hani kimseye karışmaz o işe. Onların dilinden ben anlarım. Peki tamam. Silah nasıl patladı? Ben şöyle tutarken Turayma abi kafasını geriye savurunca ben çekilince sıyrıldı. Tekrar silahı tuttu. Ben tekrar böyle tuttum kolundan. Yapma abi dedim. Karşı karşıya kaldık bu sefer. Abi bak bir kaza çıkacak. Bir kaza çıkacak. Yapma. O esnada silah patladı. Sen tetiğe basmadın. Ben basmadım. Ben ne yapacağımı şaşırdım zaten. Ben nasıl oldu anlamadım ki. Burak Gülnaz Hanım Abdurrahim abinin üstüne kapandı. Yani ağlamaya başladı. Ben de başka kan dökülmesin diye kaçtım. Evet, zaviyesinden keşif tamamdır. Merdo'yu götürebilirsiniz. Abi, canımızın çok yandığı... o acı günü bir kez daha gözyaşları içinde görmüş olduk hakim bey. Fakat ne yaparsanız ki vazifeniz. Hiç kolay değil, anlıyorum. Ama adalet için gereklidir Latif Bey. Tabii ki, tabii ki. Zaten vazifeniz. Biz aile olarak adalete her zaman güveniriz hakim bey. Çocuklar sofrayı kaldırmamışlar. Uygun bulursanız bir şeyler yiyelim. Dava esnasında yakışık almaz Latif Bey. Size afiyet olsun. Siz nasıl uygun görürseniz.
Avukat bey. Merdo nasıl? Nasıl geçti? Vaziyet nedir? Beklediğimden iyi geçti açıkçası. Sorun atlardan çıktı dedi. Makul bir ifade verdi. Şimdi bütün göstergeler bizden yana. Ne olmuş Ömer? Ne demiş hakim bey? İyi geçmiş anacığım. Merdo'nun suçsuzluğu anlaşılmak üzereymiş. Orasını da mahkemede halledeceğiz değil mi? Tabii inşallah. Allah'ım çok şükür sana. Allah oğlumun yüzüne baktı. Sağ olun avukat bey. Siz bir anneye dünyaları verdiniz. Vazifemiz Sultan Hanım. Haberleşiriz. Görüşürüz. Çoğu gitti, azı kaldı anacığım. İnşallah, inşallah. Hadi gel gidelim Zeliha Hanım. Sabri. Gidelim biz de. Oğlum kurtulacağım. Ağam! Ağam! Bir bak hele ağam, bir şey söyleyeceğim de. Beni ağam gönderdi, dedi git söyle çabuk eve gelsin, hazırlansın. Akşam misafirliğe gidecekmişsiniz Latif Beylere. Tamam, sen git. Gideyim. Sorun yok değil mi? Konak ister. Bu arada çok sağ ol Sultan. Sen olmasan şu mutluluğu yaşayamazdık. Ben bir şey yapmadım, birlikte yaptık. Ayrıca avukatın da dediği gibi vazifemdi. Yok, sana borcum büyük. Yani bir şekilde borcumu ödemem gerek. Yani çok istiyorsan eğer, de güzel bir haber almışken, geri çevirmek olmaz. Ben de merak ettim nasıl ödeyeceğini, bir beklentiye soktum.